Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prosuzluk.com adresine hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu PHP ile cache, yani ön belleklemeye yapımı arkadaşlar. İlk olarak cache'in ne olduğundan bahsedelim isterseniz. Şimdi bir siteye girdiğinizde örneğin kategorileri listelemek için sorgu gönderip bize HTML çıktısını verir. Dolayısıyla yani her giren bir sorgu çalıştırmak zorundadır o kategorileri listelemek için. Bu da şöyle düşünürsek, yani kısa bir hesap yaparsak saniyede 100 kişi o siteye giriyorsa saniyede 100 sorgu demektir bu. 30 saniyede 3000 sorgu demektir arkadaşlar, sadece kategorileri listelemek için. Fakat bunu biz cache ile ön belleğe aldığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Cache süresi boyunca bu ön bellekten HTML çıktısını gösterecektir sadece. Yani herhangi bir sorgu yapmayacaktır. Bu da her 30 saniyede bir nedir arkadaşlar? Tek bir sorgu göndermek demektir. Yani 2999 sorgu cebimize kalıyor demektir. İşte bunu nasıl yapacağımızı bu dersimizde öğreneceğiz. Çoğu script'te cache sistemi vardır arkadaşlar. İşte çoğu da benim şu an göstereceğim tarzı kullanıyor. Tabii daha ileri cache sınıfları vesaire de var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Örneğin memcache'i de inceleyebilirsiniz. Facebook'ta memcache kullanıyor diye söyleniliyor arkadaşlar. Tabii emin değilim. Şimdi ilk olarak bir indeks dosyası oluşturalım istiyorum. PHP tag'larımızı açalım. Veri tabanı bağlantımızı bir gerçekleştirelim. Cache adında bir veri tabanım var benim. Localhost for root or diye MySQL error. Ve error reporting sıfır yapalım. Gereksiz hataları sevmiyoruz. Şimdi ilk olarak cache dosyamızın adını oluşturalım. MD5 formatında şifreleyelim arkadaşlar. Resimleri şifreleyelim ve nokta HTML. Yani resimlerin şifrelenmiş hali nokta HTML şeklinde bir dosya adımız oluştu. Şimdi cache dosyasının yolunu belirleyelim. Cache klasörü içinde dosya adı şeklinde. Hemen cache klasörümüzü oluşturalım. Bunu siz eğer hostunuzda falan yapıyor olursanız şeye bakın arkadaşlar. Neye bakın? Chmod ayarına dikkat edin arkadaşlar. Bazen onda sıkıntı çıkartabiliyor çünkü. Süresini 10 saniye olarak belirleyelim cache'imizin. Ve sadece bir koşullu ifadeye bağlı olarak çalıştıracağız cache'i. İfademiz şu olacak. Time eksi süre küçükse file am time, neden? Cache dosyasından. Bu demek oluyor ki şu anki zamandan 10 saniye öncesini gösteriyor burası. Küçükse diyor hangisi? Bu cache dosyasının oluşturulma zamanı. Pardon, son düzenlenme zamanı. Bu şekilde son düzenlenme zamanını buluyoruz. Bu da ne oluyor? Yani son düzenlenme zamanı şu anki tarih oluyor. Ama şu an biz burada ne yapıyoruz? Şu anki tarihten cache süresi kadar öncekini söylüyoruz. Bu da demek oluyor ki 10 saniye sonra bu sorgumuz, bu ifadeden büyük olacak ve else ifadesi çalışacak. Yani her 10 saniyede bir else ifadesindeki kodlarımız çalışacak. Onun dışında read file ile arkadaşlar cache dosyasını okuyup kullanıcıya göstereceğiz. İlk olarak unlink ile ne yapacağız? Cache dosyasını sileceğiz else ifadesi içinde. Daha sonra ob start, ob end flash diyeceğim. Başlatacağım. Ve bitireceğim. Bu şekilde ne yapacağım? Bu iki fonksiyon arasında kalan nedir? Sorgumuzun HTML çıktısını cache dosyasına ne yapacağım? Yazdıracağım arkadaşlar. Sorgumuz hemen bul diyorum. MySQL query select yıldız from resimler, döngü içinde listeleyelim resimlerimizi. Göster resim link. Evet, bu şekilde. Hatta bir de br atalım. Ve daha sonra arkadaşlar fopen'la dosyayı yazmak için açacağım. Hangi dosyayı? Cache dosyasını. Zaten yoksa da kendisi oluşturacak. Sildiğimiz için tekrar oluşturacak arkadaşlar. Fwrite diyeceğim ve açtığımız bu dosyayı ob get contents ile arkadaşlar ob start ile ob end flash arasında kalan HTML çıktısını bu şekilde ne yapmış oluyorum? Açtığım cache dosyasına yazdırmış oluyorum. Fclose ile de bu dosyayı kapatıyorum arkadaşlar. Evet, herhangi bir sıkıntımız olmazsa cache sistemimiz bu şekilde çalışacak. O yüzden hemen bakalım, localhost cache diyeceğim. Evet, şu an geldi. Bakalım cache dosyamız oluşmuş mu? Oluşmuş. Şu an mesela ben ekstra bir şey yazayım.
Şu an gördüğünüz gibi gelmiyor. 10 saniye geçtikten sonra evet gördüğünüz gibi yaptığım değişiklikler geldi. Yine siliyorum. Bakınız gelmiyor. Hatta sorguyu sileyim. Bana yine de ne yapacak? Buradaki read file'la cache dosyasını okuyor şu an arkadaşlar. Evet şu an tekrar yaptığımda gelmeyecek. Çünkü cache dosyasını artık ne yapmış oldu arkadaşlar? Boş olarak almış oldu. 10 saniye sonra tekrar ne yapacak? Resimlerimiz gelmiş olacak. Evet. İşte cache mantığı bu kadar basit arkadaşlar. Burasını dinamik de yapabilirsiniz. Zaten BVS yani bir video script'i yazma projesinde cache sistemi de yapacağımız için dinamik olarak da nasıl yapıldığını göreceksiniz. Fakat mantık bu. Zaten bu mantığı anlayan birisi dinamik olarak da yapabileceğine inanıyorum. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar dilerim.